Herkese merhaba, Hayatım Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle günlük kullanım için tunus işi lif yapıyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Modelin anlatımını daha önce kanalımda yapmıştım. Tunus işi delikli örnek olarak geçiyor. Orada hatta farklı iplerle yaptığım örnek parçalarını da gösteriyorum. O videoya da bakabilirsiniz. Şimdi lif versiyonu olarak tekrar anlatmak istedim. Modeli yaparken bebeğini kullandım. Bebeğimleri ince olduğu için iki kat yaparak kullandım. Türkiye'deki ipler daha kalın tabii ki. Onları iki kat yaparsanız daha kalın olacağını düşünüyorum. Modeli dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Yani baharlık örgüler için oldukça elverişli ve kolay bir yapılışı var. Ne kadar ilmek atarsanız atın, örerken ilmek sayınız yarıya düşüyor. O yüzden yeleklerde, hırkalarda İstediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Hatta kışlık iplerle kışlık örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Evet, hazırsak hemen yapımına geçebiliriz. Başlarken çift sayıda zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi çok sık olmayacak şekilde çekeceğiz. Daha sonra ne kadar ölçüde örmek istiyorsanız zincirinizi ölçün. İki tane de fazladan zincir çekin. Çünkü model biraz kendini topluyor. Şimdi bütün zincirlerimin içinden ilmeklerimi çıkardım. Son ilmeğimin içerisinden tek olarak bir ilmek çıkardım ve mesafeyi biraz uzun tuttum. Çok fazla değil, birazcık. Bu şekilde ikisini birlikte toplamaya başladım. Aradaki ilmeklerimizin mesafesi altta çektiğimiz zincirlerimizin genişliğine paralel olacak şekilde ilerleyelim. Başa kadar aynı şekilde geliyoruz. Sona geldiğimiz zaman mesafeyi biraz düşürüyorum. Son ilmeğimde sadece tığımın geçebileceği şekilde mesafe bıraktım ve ikisini birlikte topladım. Tığıma ipimi alıyorum. Kenar ilmeğimi saymıyorum. Bir tane ilmeğimi atladım. İkincisinin içinden bir ilmek çıkardım. Tığıma ipimi aldım, bir atladım, bir ilmek çıkardım, bir atladım, bir ilmek çıkardım. Bu şekilde sona kadar devam ediyoruz. İlmeklerimiz yarıya düşmüş oluyor. Dediğim gibi model baharlık örgüleriniz için çok elverişli ve kullanışlı bir model. Şu kenarlara dikkat ettiğimiz zaman modelimiz düz ilerleyecek. İlkin içerisinden ilmeğimi çıkardım, biraz uzattım. Çok fazla değil, bakın biraz uzattım. Tekrar ikisini birlikte olarak topluyorum. Şimdi diğer modellerde bu aradaki mesafelerin birisi kısa, birisi uzun, ara sıra olduğunda bunu gizleyebiliriz. Fakat bu modelde bir tane bile, yani şöyle bakın, kısa olarak aldığımda hemen modelde kendini gösteriyor. O yüzden dikkat edilmesi gereken nokta mesafelere iyi ayarlamamız. Sona geldiğimde mesafeyi kısa tuttum. Hemen ikisini birlikte topladım. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle 3 tane ilmeğimiz var. Bunlar bizim alt sırada doladığımız ilmeklerimiz, şu ortadakiler de bizim altından ilmek aldıklarımız. Tığıma yine ipimi alıyorum. Bu kenardakileri bırakıyorum. Ortadakinin altından ilmek çıkartıyorum. Tekrar ipimi aldım. Ortadaki ilmekten ipimi aldım. Yine ortadaki ilmekten ilmek çıkardım. Şu ilmekleri çıkarırken de çok uzun tutmayalım. Çünkü alttaki ilmekler zaten oldukça uzuyor. Ve son kenar ilmeğimi almadan önce tığıma ipimi almıyorum. Mesafeyi biraz uzun tuttum. Tekrar ikisini birlikte olarak ilerliyoruz. Tunus işindeki püf noktalarını yelek videolarımda ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Fakat her videoda da tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü
videolarımı yeni izleyen arkadaşlar olabilir. Evet, sona geldiğimde ilmeğimi kısa tuttum ve topladım. Bir kez daha göstereceğim. Ortadaki ilmeği alıyorum. Bir ip aldım. Ortadaki ilmekten yine bir ip aldım. Son ilmeği almadan önce tığıma ipimi almıyorum. Şimdi şöyle yaptığımız zaman bakıyoruz. Düz ilerlemiş miyiz? Düz ilerlemişiz. Baktık hafif bir yamukluk var. Hemen burayı daha sıkı tutuyoruz. Burada da birazcık mesafe, eğer bu, zaten bu kenar bu tarafa doğru yatıyor. Burası da yine bu tarafa doğru açılma yapıyor. O yüzden eğer bir sıra biraz yamukluk başladıysa hemen onu toparlayabiliriz. Ama oldukça fazla ilerlediyse ne yazık ki sökmemiz gerekiyor. Şimdi lif modeli için kapatma işlemi yapmayacağız. Bu modelde aslında ben yelek veya hırka çalışması yapsam da kapatma işlemi yapmayı düşünmüyorum. İlmekler uzadığı için örerek kapatma işlemi yaptığımızda model bozuluyor. O yüzden direkt bu şekilde bir zincir çekerek bitiriyoruz. Evet, modelimizin görüntüsü bu şekilde oldu. Farklı kullandığınız iplere göre model değişiklik gösteriyor. O yüzden çok yönlü bir model. Şimdi kenar tığlamasına geçebiliriz. Evet, daha önceden örüp tamamlamış olduğum lifimin üzerinden kenar tığlamasına geçebiliriz. Hemen tığıma bir ilmek atıyorum. Tığım 4 numara bu arada. Şöyle köşeden başlıyoruz. Köşenin içine bir ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmeğin içerisinden kaydırma yaparak geçirdim. Tekrar aynı noktanın içerisinden bir ilmek çıkardım. Yanındaki boşluğun içinden bir ilmek çıkardım. 3 tane ilmeğimi birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. En baştaki, bakın şu 1, 2, onun arasına batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Tekrar son batmış olduğum boşluğun içinden bir ilmek çıkardım. Yanındaki boşluğun içinden bir ilmek çıkardım. Üçünü birlikte topluyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın burada arada boşluğumuz görünüyor. Tekrar oraya batıyorum. Bir ilmek alıp sık iğne yapıyorum. Son battığım boşluğun içinden, yanındaki boşluğun içinden ilmeğimi çıkardım. Üçünü birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Aradaki boşluğun içine battım. Ve bir sık iğne. Bu kenar tığlamasını dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Hem çok kolay hem de çok hoş bir görünümü var. Aynı şekilde lifimizin dört kenarını da bu şekilde tığlıyoruz. Şimdi bütün kenarlarımızın bu boşlukların mesafeleri farklı. Onu sizler kendiniz ayarlıyorsunuz. Bakın burada başlangıç kısmı, burası bitiş kısmı. Böyle uygun mesafelerde aralara batarak yapıyorsunuz.
Evet, modelimizin anlatımı bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.